Evet arkadaşlar, bir başka örnekle karşınızdayız. Daha doğrusu bir başka yöntemle diyelim. Biz yine grafik çözümlerinden bahsedeceğiz. Ancak bu sefer ne yapacağız? Farklı bir metotla bu grafik çözümü yapacağız arkadaşlar. Şimdi daha önceden ne yapıyorduk? Uygun çözüm bölgesini belirliyorduk. Uygun çözüm bölgesini belirledikten sonra da köşe noktalarını bularak amaç fonksiyonunu optimum hale getiren, en iyi hale getiren köşe noktasını belirleyerek çözümü buluyorduk. Eş kar doğruları ve eş maliyet doğruları dediğimiz bir başka yöntem daha var. Bu yöntemin mantığını da size anlatacağım. Şimdi yine biz tabii ki kısıtlarımızın aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini ne yapacağız? Çizeceğiz arkadaşlar. Bütün kısıtların aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini çizeceğiz. Hemen onu da çizip buraya gösterelim. Teker teker artık eşitsizlikle çizmekle uğraşmayacağım. Çünkü onları artık biliyoruz. Ne yapacağım? Sadece uygun çözüm bölgesinin gösterildiği bir grafik vereceğim. Sonra da eşkar doğrusunun ne demek olduğunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere ne yaptık? Grafiğimizi arkadaşlar ekledim. Görüyorsunuz. Bütün hepsi aynı anda ekranda ne yapmakta? Gözükmekte. Şimdi hatırlayalım bu doğruların hangi doğrular olduğunu da hatırlayalım. 7x artı 3y küçük eşittir 21 eşitsizliğimiz vardı. 7x artı 3y küçük eşittir 21 eşitsizliğini şu mavi renkle yazarsak, bakın burası 7x artı 3y eşittir 21 doğrusu. 7x artı 3y eşittir 21 doğrusu mavi ile çizilmiş olan doğru. Kırmızı ile çizilmiş olan doğru ise 6x artı 7y eşittir 42 doğrusu. Ondan sonra turkuazla çizilmiş olan doğrumuz y eşittir 4 doğrusu. Ve lila gibi pembe diyelim, pembe ile çizilmiş olan doğrumuz ise x eşittir 3 doğrusu. Uygun çözüm bölgemizi de hemen gösterelim. Uygun çözüm bölgemizde görüyorsunuz şuradaki taralı bölge. Bütün eşitsizliklerin aynı anda sağlandığı bölgemiz arkadaşlar. Bu uygun çözüm bölgemizi köşe noktalarını da hemen size söyleyelim. Evet, burası 0'a 4 noktası. Buradaki noktanın koordinatlarını nasıl bulacağım? Bu nokta şurası B noktası diyelim. B noktasının koordinatları nasıl bulunacak? 7x artı 3y eşittir 21 doğrusu ile y eşittir 4 doğrusunun kesişiminden bulunacak. Eğer ben bu denklemde, üstteki denklemde y'nin yerine 4 yazarsam 7x artı 12 eşittir 21'den 7x eşittir 21'den 12 çıkarsa 9, x eşittir 9 bölü 7 olur. Demek ki B noktasının koordinatları 9 bölü 7'ye 9 bölü 7'ye 4 olacakmış. Şurası C noktası. C noktasının koordinatları 3'e 0. Bir tane de bir diğer köşe noktamızı zaten orijin arkadaşlar. Şimdi eşkar doğrularını nasıl kullanacağız? Onu göstereceğim. Bunu da isterseniz birden fazla eşkıyar doğrusunu gene bu grafik üzerinde çizeyim. Eşkıyar doğrusu dediğimiz şeyin ne olduğunu önce bir tarif edelim. Şimdi bizim amaç fonksiyonumuz neydi? 6x artı 8y'ydi değil mi? Z dediğimiz burada bizim karımızı tasvir ediyordu, ifade ediyordu. Ben z'nin yerine sayısal değerler vereceğim. Böylelikle ne olacak? Ben farklı kar doğruları elde edeceğim. Bu kar doğruları birbirine paralel olacaklar. Hepsinin eğimi aynı olacak. Birbirlerinden sadece bir sabit kadar farklı olacaklar.
İşte bu birbirlerinden bir sabit kadar farklı olan kâr doğrularına biz eş kâr doğruları diyeceğiz arkadaşlar. Yani z'nin yerine ilk önce 0'a 0'dan 0 vererek, yani kârın 0 olduğu durumdan başlayarak ne yapacağım? Giderek artırarak farklı eş kâr doğruları çizeceğim. Ta ki bu uygun çözüm bölgesinin dışına çıkacak, dışına çıktığım, artık uygun çözüm bölgesini terk ettiğim noktayı buluncaya kadar. Şimdi de onun için hemen alttaki grafiğe geçeceğiz arkadaşlar. Alttaki grafiğimize geçeceğiz. Şimdi gördüğünüz üzere ben ne yaptım? Farklı eşkâr doğruları çizdim arkadaşlar. Bu kesik kesik çizgiler, mor renkli olan kesik kesik çizgilerimiz bizim eşkâr doğrularımız. Peki eşkâr doğrusu ne demekti? Tekrar söyleyelim. Eşkâr doğrusu dediğimiz bizim amaç fonksiyonumuz 6x artı 8y idi. Ve z'nin yerine farklı değerler verdiğimizde, işte mesela 0 verdiğimizde 0 eşittir 6x artı 8y doğrusu orijinden geçen bir doğru olacak. Ondan sonra işte ben burada 8, 16 diye değerler verdim. 8 eşittir 6x artı 8y, mesela şu doğru, şurası 8x artı 6y eşittir. Pardon, 6x artı 8y eşittir 8 doğrusu. Şuradaki doğrumuz, bir 8 daha ekledim. 6x artı 8y eşittir 16 doğrusu. Ve bakın sırayla işte 24 eşittir 6x artı 8y, 32 eşittir 6x artı 8y. Şimdi ne yapıyoruz? Birbirine paralel olan, bunların hepsi birbirine paralel. Birbirine paralel doğrular. Mesela şimdi şu eşkâr doğrusuna bakalım. 6x artı 8 eşittir 8 doğrusuna bakalım. Burada benim kârım ne kadar? Benim kârım arkadaşlar 8 lira. Ben uygun çözüm bölgesinin içinde miyim? Evet, içindeyim. Yani bu olurlu bir çözüm, feasible bir çözüm. Öte yandan hala yukarıda bakın, şu taralı olan bölge uygun çözüm bölgesiydi. A, B, C ve D noktaları arasında almış olan şu yamuk benim uygun çözüm bölgem. Ben kârımı daha arttırabiliyor muyum? Evet, arttırabiliyorum. Ne yapıyorum? Diyorum ki biraz daha öğreteyim. Kârımı 16 birim yapayım. 6x artı 8y eşittir 16 diye yeni bir kâr doğrusu çiziyorum. Bu yeni kâr doğrusunu çizdiğim zaman ne gözlemliyorum? Gene eş 6x artı 8 eşittir 16 doğrusu yine neyin içerisinde? Uygun çözüm bölgesinin içerisinde. Ama bakın hala yukarıda ne var? Bir alan var. Yani ben ne yapabilirim? Daha bunu arttırabilirim. Kârımı arttırabilirim. Biraz daha öğrettiğimi arttırıyorum. Kârımı 24 yapıyorum. Bakın şuradaki doğrumuz bu doğru. 24 eşittir 6x artı 8y doğrusu. Arttırdığımız zaman Gene uygun çözüm bölgesinin içerisindeyim ama baktığımda yukarısı daha boş. Bakın yukarıda boşluk var alanda. Daha hala ben bunu arttırabiliyorum. Biraz daha arttırıyorum. 32 birim yapıyorum. Biraz daha arttırıyorum. Ta ki hangi noktaya kadar? Şu noktaya kadar. Bakın bu noktadan geçen 39.71 eşittir 6x artı 8y kâr doğrusu burada benim uygun çözüm bölgemi teğet. Tek bir noktada artık onu kesiyor. Bundan sonra çizeceğim bir sonraki yani 39.71 değil de diyelim ki 40 verdik. 40 verdik. Hatta 39.710001 verdiğin zaman çizeceğin doğru ne olacaktır? Uygun çözüm bölgesinin dışında olacaktır. Bundan sonra çizeceğin her eşkâr doğrusu ne olacaktır? Evet, paralel olacaktır ama ne olmayacaktır? Uygun çözüm bölgesinin dışında olacaktır. Yani kısıtları sağlamayacaktır. Bunun anlamı nedir? Ben o düzeyde üretim yapamam demektir. Evet, kârımı arttırmayı, daha çok fazla para kazanmayı elbette ki isteyebilirim. 39.71 lira kâr elde etmeyeyim de
45 lira kâr elde edeyim istemez miyim? İsterim. Ama 45 eşittir. 45 eşittir 6x artı 8y doğrusunu çizdiğiniz zaman uygun çözüm bölgesinin dışına çıkmış oluyorsunuz. Uygun çözüm bölgesinin dışına çıkmanız ne demektir? Sizin kısıtlarınız vardı. O kısıtlar dahilinde siz üretim yapabiliyordunuz. Yani sizin 45 lira kâr elde etmeniz sahip olduğunuz koşullar içerisinde mümkün değil. Bu uygun çözüm bölgesinin dışındaki kalan taralı olmayan bölge nedir? Uygun olmayan alandır. Uygun olmayan alanda da ne söz konusudur? Sizin için koşullarınızın sağlanmadığı, üretim yapamadığınız noktadır orası. Doğal olarak bakın ben birbirine paralel olan eş kâr doğruları çiziyorum. Burada kâr maksimizasyonu yaptığımız için eş kâr doğrusu dedim. Bunların uygun çözüm bölgesine teğet olduğu bir doğru var. O doğruyu bulduğum zaman ben optimum çözümü bulmuş oluyorum. Optimum çözümüm ne? 39.71 ile 71 eşittir 6x artı 8y. Ben bu kârı hangi noktada elde ediyorum? B noktasında. Yani x'ten 9 bölü 7 tane üreteceğim. Y'den de ne üreteceğim? 4 tane üreteceğim. Kârım da ne kadar olacak? 39.71 olacak. Şimdi tabii ki diyeceksin ki hocam ya ben 24, 16, 32, 45 dedi mantıklı. 39.71'i nasıl bulacağım? İşte o biraz deneme yanılma yapılacak bir şey arkadaşlar. Bu yüzden bu birazcık nasıl derler? Diğer yöntem biraz daha bize işlem kapasitesi verdiği sağladığı için, hareket kapasitesi verdiği için daha kolaydı. Burada eşkâr doğrularında deneme yanılma yapmak zorundayım. Ne yapmıyor? Farklı farklı doğrular çizerek bölgeyi nerede terk ettiğini, bölgeyi nereden sonra değil mi terk etmeye başladığını göreceğim bir köşe noktası bulmam lazım. Onun için de birden fazla eşkâr doğrusu çizmek zorundayım. Bu da biraz vakit alabiliyor. Şimdi bakın ben sizin için bir de ne hazırladım? Ben sizin için bir de GeoGebra'da bu doğruların, bu eşkâr doğrularının hareketli olarak, değil mi, animasyonlu olarak gösterildiği bir grafik hazırladım. Bu grafiğin de linkini yine sizinle paylaşacağım. Bu linki tıklayarak ne yapabilirsiniz? Benim hazırlamış olduğum hareketli animasyonlu eşkâr doğrularının animasyon olarak gösterildiği ve uygun çözüm bölgesinin teğet olarak geçtiği 39.71 eşittir 6x artı 8y çözümünün bulunduğu grafiği seyredebilirsiniz arkadaşlar. Dersimizi burada sonlandırıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Esen kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sevgiler. Sevgiler arkadaşlar.